selamlar. Bugün 11.11 alışverişinde sizlerin isteyip benim satın aldığım ürünleri inceleyeceğiz. Bayağı geç oldu farkındayım ama ürünlerin gelmesi 1,5 ayı buldu. 11.11 alışveriş videomu izlemediyseniz bu video sizin için çok bir şey anlam ifade etmez. O yüzden şuraya bırakırım. İlk etapta o videoyu izlerseniz daha anlamlı bir anlamsız video izlemiş olursunuz. Şöyle bir sıralama yaptım. Geliş hızlarına göre inceleyeceğiz. Yani ilk önce ilk gelen ürünle başlayacağız. En son gelen ürüne doğru gideceğiz. Muhtemelen buraya bir yere küçük bir böyle chart yapacağım. Gelen ürünlerin kaç günde geldiği ve vergisiyle alakalı. Vergi konusunda şöyle bir durum var. 3 tane vergi var. 1 gümrük sunum ücreti, 2 damga vergisi, 3 gümrük vergisi. Şimdi gümrük sunum ücretiyle damga vergisi sabit. Gümrük sunum 8 TL, damga vergisi 70 kuruş. Onun üstüne eklenen gümrük vergisi dediğimiz olay neye göre bilmiyorum ama bir şekilde değişiyor. Daha fazla da daha az olabiliyor. Bir parça ürüne yani minimum 15 lira vergi. Bu arada şeylere de baktım. Ürünlerin üstündeki fiyatlara da baktım. Hani acaba orada mı bir farklılık var ve gümrük vergisi ona göre mi değişiyor diye. Ama hayır, 5 dolarlık bir ürüne 15 lira vermişken 2 dolar yazan ürüne 20 lira vermiş diyeyim var. O yüzden o da değil. Ama biliyorsanız aşağıya yazın gerçekten. Bu gizemden artık kurtulmak istiyorum yani. Ben bulamadım. İlk gelen ürün Ulanzi marka görüntü sabitleyici oldu. Ulanzi nedir? Ulan diyeceksiniz. Bu şakayı yapmak 10 dakikadır falan bekliyorum. Ulanzi bir takipçimin bana bunu alır mısın dediği bir ürün. Ben de bilmiyordum. Görüntü sabitleyiciymiş aslında. Sabitleyici, ışıklı, mikrofonlu, sadece sabitleyicili setler satıyorlar. Bayağı başarılı. Yani umarım başarılıdır, göreceğiz. Ben sabitleyici artı 2 tane LED ışık olan paketi almıştım. Böyle standart bir LED ışık yani baktığınız zaman. Dimeri var. Wow. Sanırım şuradan basınca açıyorsunuz ya da şöyle çevirdikçe açılıyor ve kapanıyor diye düşünüyorum. Evet, çıt çıtlı. Pille çalışıyor. Bu arada bunlar hiç boktan ürünler değil ha. Bence fotoğrafçıların ya da böyle amatörden profesyonele geçmeye çalışan insanların kullandığı bir marka olabilir. AliExpress'te bayağı official store diye geçiyor. Yani muhtemelen bu Ulanzi Uzak Doğu'nun iyi bir markası olabilir. Işığı ayarlıyorum. Şöyle kapanıyor. Şöyle çevirince de açılıyor gördüğünüz gibi. Bayağı ışık veriyor. Şöyle görüyorum, şu an kapalı. Şu an yavaş yavaş açıyorum. Bu da son hali ve kör oldum. Şimdi diyeceksiniz ki ulan biz bunları nereye takacağız? İçinde bir kağıdı var. Bayağı efficient yapmış herifler ha. Ekstra kağıdı mağdı dışına mışına koymamışlar. Güzel hareket yani. Şimdi burada gördüğünüz gibi iPhone'la birlikte yani normal bir telefonunuza taktığınızda ve kendi elinizle çekim yaptığınızda nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Burada da normal tripoda taktığınızda nasıl kullanabileceğinizi gösteriyor. Ekstra dediğim gibi mikrofon satın alırsanız mikrofonun seti de var. Onu da ortaya takabiliyorsunuz. Işıklar böyle yanlara geliyor. Mesela mikrofonun da çıkışını telefona veriyorsunuz ve telefon kaydediyor sesi. Çok mantıklı. Paket. Şu an hatta biraz pişman oldum. Keşke mikrofonunu alsaydım ama çok pahalıydı ya. 50 dolar falandı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gelelim. Bunun kurulumuna. Burada arkada bir ayarlama yeri var. Buradaki yeri yukarı aşağı çekerek telefonunuzun boyutu neyse ona göre koyabiliyorsunuz. Şöyle getiriyorum. Buraya takıyorum. Ve sıkıştırıyorum şimdi arkadan. Yani çok hafif değil ama böyle ağır değil. Yormaz yani. Evet, erkek arkadaşımın bir videografer olması sayesinde şu an bunların isimlerini öğrendim. Bu neydi lan? Hot shoe. Hot shoe. Bu. Şunlar hot shoe'ymuş. Bu hot shoe. Bu da hot shoe. Etti mi size iki hot shoe? Şimdi bunu buna göre ayarlıyorum. Nasıl ayarlıyorsam. Kesinlikle yine yanlış takıyorum. Aha. Hot shoe'yu cold shoe'ya taktım. Hayır. Cold shoe'ya taktım. İlişkim bitmek üzere şu an. Yani çocuk benim gerizekalı olduğumu düşünüyor. Değil mi Canberk? Evet. Evet mi? Ay ne tatlı oldunuz. Tada! Bir şey diyeyim mi? Gayet hafif. Bu kadar hafif olduğunu size ancak böyle gösterebilirim diye düşündüm. Tekrar atıyorum. Can belki telefon umurumda değil. Arka kamerayla bir kendimi çekeceğim. İki ışığın açık olduğu hali. Şu an iki ışık da böyle %50 gibi açık. Şimdi ikisini de tekrar kapatıyorum. Bu da yine ışıksız hali.
Vallahi şöyle söyleyeyim, şimdi ben sosyal medyacı olduğum için bazı müşterilere gidip böyle çekim yapmam gerekiyor. Yemek çekimi olsun, işte ürün çekimi olsun. Bunu muhakkak orada kullanacağıma eminim. O yüzden benim için çok işe yarar bir alışveriş oldu. Kim önerdiyse hatırlamıyorum. Çok teşekkür ederim. İkinci ürünümüz, yani kim istedi bunu ya? Made in China. Yapma be. Çok güzel. Bundan bir tane daha alsaydım silikon taktırmış gibi olabilirdim aslında. Yapısı hakikaten çok güzel. Silikon yumuş yumuş. Bir de böyle arkası var. Burası da işte yapışkan değil. Niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Çıkartıyorum. Koluma yapıştı. Ben sizin görmediğiniz noktalarda elimi koyarak şu an deniyorum ve gerçekten rahat. Ama yani hani mouse yastığını Çin'den istetir misiniz? Bilmiyorum. Bence istetmezsiniz. Ya Mert'cim al. Senin olsun. Gelelim üçüncü ürünlere. Neden ürünler? Çünkü üç tane ürün aynı anda geldi. İki tanesini aynı satıcıdan almıştım. O yüzden aynı pakette geldi. Bir diğer ürünümüz de alakasız bir ürün. Ama hepsi aynı günde geldiler. Termos, saç pomadı ve far paleti ürünlerimiz. 19 günde geldiler. Totalde 14 lira 45 kuruş vermişim her iki pakete de. Biri bana demişti ki Zeynep termos alır mısın? Ben de girdim böyle termoslara bakıyorum. Hepsi aşırı boktan böyle Hello Kitty, Hello Kitty saçma sapan şeyler vardı. Sonra bunu gördüm. Ya inanamazsınız ne olduğuna. Üstünde bir ekran var. Dokunmatik ve üstüne pıtlattığınızda içindeki sıvının derecesini size söylüyor. Ne gerek var? Ama harika. Klasik mag yazıyor bir de üstünde. Klasik. Yani nasıl bir klasik bu kardeşim? Sizin klasiğiniz bu mu Uzak Doğu'da diye sormadan oha. Vacuum flask diyor. Yani bundan bir şey dökülmez çok yüksek ihtimal. Bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar satın aldığım en kaliteli termos olma yolunda ilerliyor şu an. İçi gerçekten paslanmaz çelik gibi gözüküyor ve öyle yazıyor. Ve böyle minicik tatlış bir çay demliği. Bunun içine sıcak su dolduracağız. Bakalım ne kadar süre sonra bu ekranda derecesi yazacak. Onu biraz merak ediyorum. Okey. Bakalım dökülüyor mu? Çok korkuyorum şu an. İçinde sıcak su var, kaynar su var ve ters çevirdim. Asla dökülmüyor. Derecesi artıyor. Şu an 94. Şu an mesela içerideki su 93 santigrat derece. Bu arada aşırı duyarlı ve anında kaynar suyu koyduğum an derecesi artmaya başladı. Herhangi bir falsosunu da şu an için görmedim. Dökülmüyor da yani bayağı. Çoğu insanın merakla beklediği ve muhtemelen cilt kanseri olacağım bir incelemeye geçiyoruz. Huda Beauty'nin Topaz Obsessions serisinin bakır tonlar içeren far paletinin çakması. Ne idüğü belirsiz bir far paleti. Sizler için swatchladım. Buraya swatch görüntülerini koyarım. Bazıları iyi renk veriyor, bazıları çok kötü ve bazıları inanılmaz kuru. Ama fiyatına göre aşırı iyi. Ha, içeriğini biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Ama uyarıyorum, bunun içeriğini bilmiyorum. Gerçekten başınıza bir şey gelebilir. O yüzden böyle şeyleri çakmalarını almayın. Ben alıyorum çünkü siz istediniz, deneyelim. Hani çok da problem değil. Benim çok böyle hassas bir cildim de yoktur zaten. Renkleri bilerek seçtim. Ben bu tonları çok seviyorum çünkü. Sephora'da 265 lira bu ürün bu arada. Hani baktığınız zaman inanılmaz uyguna geliyor. İçinde şöyle güzel de bir aynası var. Swatchladık ama swatch'tan daha çok fırçaya alımı ve göze uygulanışı önemli tabii ki biliyorsunuz. O yüzden şöyle minik bir makyaj yapacağım bununla şimdi. Ortadaki renkle başlayacağım ilk etapta. Bu arada rengini falan veriyor yani en açık renk olmasına rağmen. Crease bölgeme. Allah'ım kimim ben? Şunu biraz fırçama alıyorum. Şuraya hafif bir geçiş yapacağım. Valla dağılımı ve renk verişi okey. Yani daha pigmentli farlar tabii ki gördüm. Ama bu kadar uygun bir fiyata aldığınız çakma bir far paletine göre gayet renk veriyor. Şu iki rengi karıştırıp gölge yapmak istiyorum. Şu ikisinden şöyle pıt pıt aldım. Şöyle gözümün çukur bölgesine. Bunlar biraz renk vermedi. Biraz daha alalım. Evet, şimdi vermeye başladı. Biraz da şuraları yaydım. Şimdi yine iki rengi alıp şu gözümün altına uygulayacağım. Ben şeyi çok seviyorum. Far sürdüğüm zaman aynı renkleri göz altına da uygulamayı. Çünkü bayağı bütünlediğini düşünüyorum makyajı. Birdenbire makyaj kanalına döndük. Gözüm içine girdi. Bir şey olmaz değil mi? Işıltılı renklerden bir tanesini sürmek istiyorum ama nereye süreceğimi bilmiyorum. Şöyle bir takılalım kafamıza göre. Şu ikisini
karıştırdım. Biraz da şundan alayım. Ya bunları asla fırçayla sürmemek lazım. Parmağımla şu ikisini pıt pıtlıyorum hemen. Şöyle şuraya. Wow. Gördüğünüz gibi ışıltılı farlardan iki tanesini karıştırıp sürdüm. Bayağı rengini verdi. Vallahi far paleti parasının hakkının 1000 katını falan veriyor, onu söyleyebilirim yani. Ama dediğim gibi içeriğini bilmediğimiz ürünler olduğu için ben yine de çok fazla tavsiye etmem sizin almanızı. Şimdi gelelim Anastasia Beverly Hills kaş pomadına. Yine tabii ki çakması. Ben bu Anastasia'nın kaş pomadının orijinalini kullanmadım, almadım da. Ama daha önce gördüm. Neredeyse birebir hissiyatı, ağırlığı, şekli, şemali çok başarılı olmuş. Ve yorumları çok iyiydi. Elime şöyle minik bir swatchladım ve hakikaten çok iyi renk veriyor. Benim de kaş rengime uygun olanı almışım, nasıl bir şanssa. Kalküllerinden kaşlarımı görebilecek misiniz bilmiyorum. Bu arada çok fazla kaşını boyayan biri değilimdir ama hani deneyelim görelim diye aldım. Şimdi şuradan minik minik uyguluyorum. Çok fazla uygulamayacağım çünkü kaşlarımın kalın olma hissini sevmiyorum. Böyle aşırı dolu ve kalın bence güzel durmuyor. Bana yakışmıyor yani. Fırçası güzelmiş. Güzel yayıyor. Şöyle de biraz dağıtıyorum. Vallahi güzel oldu. Biraz kızıl kaldı benim kaşlarıma göre ama fena durmuyor. Bir kaş dolumu gerçekleştirdiğim gibi gözüküyor. Pigmentasyonu gayet iyi. Çok iyi veriyor rengi. Bu ürünü siz istemediniz. Ben aldım. Çünkü benim ihtiyacım vardı. Hazır indirimde varken 11.11'de araya sıkıştırdım. Bu ürün ne diyeceksiniz? Bir USB-C yani Type-C hub. Bu yeni nesil MacBook Pro'ların kenarına böyle takıyorsunuz bunu. Hatta şurada da görebilirsiniz. Bakın. Bayağı şık ya, hoşuma gitti. Benim bilgisayarım da bu arada Space Gray, o yüzden böyle aldım. Normalde hani o Apple Gray'si de var. Aklınızda bulunsun. Ulan ne güzel yapmışsınız, helal. Girişlerin hepsi burada. Bir de şurasındaki HDMI'yi da görüyorsunuz. Benimki touch barsız olduğu için iki tane girişi var. Şöyle şu iki girişi takıyoruz. Yani minik değil ama en azından göze batmayan bir çıkıntı diyebiliriz. Hem renginden dolayı hem de tasarımı tatlı duruyor. Sıradaki ürüne geçiyorum. Bir ürün değil, iki ürün. Yine aynı satıcıdan aldığım iki farklı ürün. Yani ikisi de LED ışık aslında ama farklı şekillerde. Şimdi inceleyeceğiz. Bir tanesi anam babam usulü yeni yıl süslemesi ışığı diye düşünebilirsiniz. Niye aldım onu düşünüyorum ben şu an bunu. Sanki bir farklılığı vardı. İnşallah vardır. Sizler için Çin'den aldığım bir ışığı vücuduma dolayarak kaçak elektrik riskini göze alacağım. Sıcak sarı aldım ben. Bunun böyle modları var. Sanırım bugüne kadar incelediğim en klişe ışıktı. Bunu ben niye almışım anlamadım gerçekten. Bunu daha ne kadar inceleyebilirim bilmiyorum. Bak ikinci ışık güzel. Bu çok klişeydi. Bu çok basit bir ışıktı. Bir şey diyeceğim. Kaç metre bu? Ben kaç metre almışım? 5 falan almışım herhalde. Evi dolayacağız bununla, belli oldu. Tam Tumblr kızı evi item'ı. Evet, yine bir kaçak elektrik riski. Yine ben. Bu çok güzel. Bunu çok beğendim. O kadar ağır ki elimden düştü. Yalnız biraz abartmışım. Verdiğim her kuruşu hak ediyorsun AliExpress. Ya şu düşünülür mü ya? Şunu uzatma yap. Bunun böyle modlarını görüyorsunuz. Geldik bir diğer ürünümüze. Bu ürün çok saçma bir şekilde satın alındı. Biri bana demiş ki Zeynep baget çanta alır mısın? Ben dedim ki baget çanta ne ki? Girdim baget çanta yazdım. Ve böyle baget ekmeğe benzeyen formda çantalara baget çanta deniyormuş. Ama bir de internette bir furya var. Böyle ekmek şeklinde, baget ekmek şeklinde çantalı fotoğraflar var. O yüzden tam anlamadım bana yazan kişinin ne istediğini. O yüzden ben de gittim. Tost ekmeği şeklinde çanta aldım. Üzerinde bir de tereyağı var. Diyeceksiniz ki ne anlatıyorsun? Hemen gösteriyorum. Bakın üzerinde tereyağı var. Yetmiyor. Bir de maple şurup, muhtemelen bir de şurup. Şurup ve tereyağlı ekmek şeklinde bir çanta. Böyle yumuş bir kumaşı var. İçi de sarı. Yani her türlü tasarım detayı ince düşünülmüş. Kenarlarındaki, ya şöyle söyleyeyim size. Fermuarı bile turuncu yapmışlar ki sırıtmasın diye. Yani bu insanlara saygım benim sonsuz. Arkası şöyle normal.
önü tereyağlı bir ekmek çanta. Zinciri de bayağı uzun bu arada. Kaydın dışında yaklaşık bir saat boyunca yapmaya çalıştım. Ancak beceremedim. O yüzden bantları inceleyemiyorum. Gözümde de makyaj olduğu için badem göz bandını deneyemiyorum. Yüz bandını da ben beceremedim. O yüzden onları şu an için geçiyorum. Yine 30 günde gelen bir başka ürün var. O da hoodie. Bana böyle mont hoodie alır mısın yazmıştınız. Ben de bir tane kapşonlu buldum kendime. Evet, tabii ki pastel tonları. Çünkü benim hayatım pastel tonlarında oluşuyor. Bayılıyorum, çok seviyorum. Hemen şunu bir açalım bakalım. Burada ürünle ilgili bilgiler var. Çok internasyonel olmuş gerçekten. Bir tek 30 derecede yıkayın dediğini anladım. Normalde medium giyiyorum ama large aldım. Çünkü uzak doğulu kardeşlerimizin bedenleri birazcık küçük oluyor. Hoodie'miz şu şekil. Bol oldu bu. Allah kahretmesin, bir saniye. Mikrofonumuz arada kaldı. Garip bir şekilde AliExpress'ten aldığım bir şey ilk defa bol oldu. Yani hakikaten large bedenmiş. Ama önemli bitti zaten, bu tarz ürünler biliyorsunuz birazcık oversize giyiliyor artık. Bolluğuna okeyim ama uzunluğuna çok okey değilim. Kumaşı falan da çok hoş. Yani hissiyatını nasıl anlatırım bilmiyorum. Aşırı yumuşak bir kumaş değil ama hafif böyle parlağımsı bir kumaşı var. Kumaşlardan hiç anlamam, o yüzden ancak böyle anlatabiliyorum. Darkchin'den aldım diyeceğiniz bir ürün daha. Kesme tahtası. Şöyle göstermek isterim. Çok tatlı, çok güzel bir mekanizması var. Anlatacağım ve uygulamalı olarak göstereceğim birazdan size. Şöyle epey de büyük, halulla gibi bir kesme tahtası. Sol taraf kesme tahtası bölümü. Sağ tarafa kestiğiniz şeyin parçalarını koyuyorsunuz. Altı da muhtemelen süzgeç olarak kullanılıyor. Geldik son iki ürüne. İkisi de kıyafet. İlki pijama. Biri demiş ki Zeynep pijama al. İyi dedim, alayım. Gözüme ilk güzel gözüken pijamayı attım sepete. Kumaşı keten gibi, çok güzel. Ben keten kumaş severim. Şöyle göstereyim. Large aldım yine, ne olur ne olmaz diye. Bayağı tatlı bu ya. Bu biraz transparan, o yüzden bunu incelersem muhtemelen Fatih Yürek gibi gözükeceğim. Belli ki bunun bedeni falan bana çok rahat bir şekilde olur. İyi ki large almışım çünkü pijama, yani evin içinde de böyle yapışık yapışık oturmanın anlamı yok. Bayağı da tatlı ama hakikaten transparan. Yani eşin dostun yanında artık bilmiyorum kim yanına gelsiniz. Hakikaten iç gösteriyor bu, yalnız bu denenmez. Gözümün yollarda kaldığı son ürüne geçiyorum. Reflektörlü mont mu demem gerekir? Hani bu flash yaktığınızda parıldayan montlardan. Hayvan gibi pakette geldi. Dedim ki kesin 50 lira vergi vereceğim. Ama vermedim. Bershka'da falan bunu 250 liraya bulursunuz. Ama ben kaç aldığımı yine unuttum. Buraya yazacağım. Çok ucuz aldım. Yarı yarıya gibi bir fiyata aldım yanlış hatırlamıyorsam. Umarım kalitesi de iyidir. Şu halde geliyor. Şöyle açıyorum. Aşırı kısaymış bu. Vallahi güzel. Yani sadece tahmin ettiğimden biraz kısa oldu. Buraya zaten flaşlı fotoğrafını falan koyarım. Şunu söyleyebilirim ki fermuar ve kumaş kalitesi beklediğimden çok iyi. Bir Bershka kalitesinde, şaka yapmıyorum. Bence kesinlikle bunu alın. Ama bir de uzunu var. Kısa sevmiyorsanız bence onu alın. Uzunu da biraz fazla uzun açık. Beni en çok etkileyen ürün sanırım üzerimdeki mont oldu. Onun dışında da termos çok başarılıydı. Ekmek şeklindeki çantadan bahsetmiyorum bile. İnanılmaz şeker. Bu videonun altına yine yorum olarak AliExpress'te gördüğünüz garip, saçma, ilginç, Zeynep şunu incelese ne güzel olur ya dediğiniz bir şey olursa lütfen yazın. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki ürün incelemesi videosunda ya da bir sonraki başka konseptte bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kapşonu yokmuş. Kapşon takacaktım. Aldığım ürünü bir bil ya. Rezalet bir şey.